Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfa için TYT AYT Geometri ders çalışma programından bahsedeceğiz. Kaçıncı haftadayız? 25. haftadayız. Bayağı bir ilerledik. Evet, 25. haftada neler yapacağız arkadaşlar? Ondan bir bahsedelim. Bakalım gelelim 25. haftaya. 25. haftada yani şu ayın 14'ü. Bugün ayın 14'ü. 25. haftada ne yapacağız arkadaşlar? Şu yazana çok fazla bakmayın. Geçen hafta ne yapmıştık? Kısaca onu tekrar edelim. Geçen hafta burada da yazmıştım. Tabii onlar silindi. Demiştik ki size ne yapacağız? Yoğun bir hafta. Konu anlatımı bakımından yoğun bir hafta geçireceğiz demiştik ki gerçekten çok yoğundu. Hem ben yıprandım. Büyük ihtimal siz de yıpranmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çek 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 çek. Bitmedi valla. Şu an bile işte pazartesi sabahı gece 3.30 falan arkadaşlar. Yeni video çektim mesela. Bu hafta 30 buldu galiba video yükleme şeyim. Daha tam olarak yükleyemedim ama video çekmem 30'u buldu galiba. Sizler de çalışmalarınızda 11 tane şeyden gördünüz zaten, konu anlatımında gördünüz. Bir de geometri ilacında da zaten 11 tane. Oradaki soruların çözümüne de bakarsanız 11 videoyla karşılaşacaksınız. Bir de ne var arkadaşlar? Şimdi bir de şeylerle uğraşıyoruz. Bizim fasiküldeki testlerin çekimiyle de uğraşıyoruz şimdi. Orada da bir 14 tane test var. Abartmışız galiba biraz. Ama iyi ki de abartmışız. Çözerken o kadar tatlı, o kadar güzel gidiyor ki arkadaşlar. Valla tadımdan yenmiyor valla. Süper. Yani hiçbir eksik bir şey yok ya. Yeni nesli, eski nesli, şusu busu falan derken süper bir şey ya. Geçen seneden beri çözmüyordum, unutmuşum. Şimdi çözerken yine o kadar çok zevk alıyorum ki. Siz de büyük ihtimalle zevk alacaksınız. Evet, neyse, ne yaptık arkadaşlar 25. hafta? Geçen hafta dedik konu anlatımı ağırlıklıydı. 11 tane konu anlatımı video vardı. Bir de ne istemiştik sizden? Sıkışmasın diye cumartesi pazarda geometrinin ilacı çözün demiştik. Çünkü bu hafta hem analitik fasikülündeki doğru analitiğiyle ilgili soruları çözeceksiniz. Hem de sizdeki orta halli bir kitap. Orta halli kitabınızda da büyük ihtimalle 8 tane falan test vardır doğru analitiğiyle ilgili arkadaşlar. Yalnız bak, dönüşüm geometrisini yapmayın oradaki ha. İşte noktanın nokta oraya göre simetriyi falan filan gibi şeyler görürseniz, simetriyle alakalı şeyler görürseniz onları çözmeyin, tamam mı? Yani o sorular boşta kalsın. Onu çünkü dönüşüm geometrisini anlatacağım arkadaşlar. Ben haberiniz olsun. Vay efendim, işte 90 derece döndürürsek ne olur falan gibi soruları atlayın. Bazen doğru analitiğinde içinde alıyorlar arkadaşlar o tür soruları. O tür soruları gördüğünüz zaman atlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü zaten önümüzdeki hafta onları anlatacağız arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Konu anlatımını hallettik. Geometrinin ilacını inşallah halletmişizdir. Yani 11 test vardı. Cumartesi 6 test, pazar gününde 5 test çözseydiniz olacaktı. Çözmediyseniz de bu hafta o zaman ne yapacaksınız? Geometri ilacını da koyacaksınız testlerinizin arasına. Evet, bu hafta ne yapıyorsunuz şimdi? Ayın 14'ünden pazartesinden itibaren başlıyorsunuz. Ve bu pazartesinden itibaren başlarken analitik fasikülünü ne yapacaksınız arkadaşlar? Parçalayacaksınız. Testleri bitireceksiniz. 14 tane test var. Her güne 2 test koysanız evet biter. Ama her güne 2 teste şöyle yapalım. Her güne 4 test koyalım. Çünkü orta halli bir kitapta çözeceksiniz ya. En azından orada da büyük ihtimalle 8 tane bir test olabilir arkadaşlar. Hatta 10 da olabilir. Kitabınızda nasıldır onu bilmiyorum ben. Onun sayısını siz yapıp siz kendiniz şuraya sıkıştırırsanız iyi olur. Mesela atıyorum, bizde 14 var ya, öbüründe de mesela 14, 7 tane olsun, 21 yapıyor. O zaman günde 3 test olacak şekilde kendini ayarlarsan sıkıntı yaşamazsın. Ya atıyorum 2 test analitik fasikülünden, 1 test orta halli kitaptan şeklinde çözersen sıkıntı yaşamazsın. Ama sanki şey yapsan daha iyi olur. Analitik fasikülüne başladın ya, bir oradaki sıralamayla gitsen çözsen. Ondan sonra fasikülü bitince orta halli kitabı çözsen sanki daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü iki buradan bir oradan seçersen konular böyle çakışmayabilir arkadaşlar. Yani şimdi genelde biz zorluk derecesine göre, mesela ben bu analitik fasikülündeki testleri dizayn ederken, testlerin sırasını koyarken yani kolaydan zora doğru koydum. Tabii yani birinci test çok kolay, ikinci test kolay, üçüncü test işte biraz daha zorlaşıyor. Gitgide seviyesi artıyor arkadaşlar. Son test çok zor diyemeyebiliriz arkadaşlar. Analitikte öyle çok da zor diyeceğimiz bir şey yok. Analitikte de biliyorsan konuyu büyük ihtimalle yaparsın zaten. O yüzden sanki ilk başta analitiği yap. Yani ne yapabilirsin? Günde 5 tane çözsen 3 günde bitiyor zaten, değil mi? Günde 5 test çözemez misin? Çözersin.
Hadi bırakın 5 testi, 4 test çözün. Tamam mı? Hadi günde 4 test, 4 tane test çözün. 4 günde bitiyor. Değil mi? Hatta 3 günde bitiyor da neyse, 4. gün bitiyor. 4. günde diğer orta halli seviyedeki kitaba başlarsınız arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Ciddi anlamda bakın, ben de şu an çözdüm. Pazartesi sabahındayız. Saat gece 3.30'tu biraz önce. 3.40, 3.50 falan olabilir şu anda. En son 9. testi çözdüm. Benim de kaç tane testim kaldı arkadaşlar? 5 tane testim kaldı. Büyük ihtimalle salı günü bütün testleri bitirmiş olurum gibi geliyor arkadaşlar. Yani pazartesi günü çekebilir miyim bilmiyorum. Pazartesi günüm çünkü farklı bir işle yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Bugün içerisinde çekemeyebilirim ama salı günü içerisinde büyük ihtimalle bitirmiş olurum oradaki testleri de. Haberiniz olsun. Analitik fasikülü ciddi anlamda çok güzel. Her tarz sorusu var. Büyük ihtimalle bizim analitik fasikülündeki soruları iyi bir şekilde anlayıp iyi bir şekilde yaparsan ve çözümlerine bakıp konuları, yani soruların çözümlerini anlarsan, büyük ihtimalle hiçbir yerde analitikle ilgili herhangi bir sıkıntın kalmayacak. Konu anlatımı bakımından zaten ideal. Sorular bakımından da zaten hocam çok kolay sorular da var, şaşıracaksınız zaten. Çok kolay sorular da var. Orta halli sorular zaten ağırlıkta. Zor sorular da var mı? Var yani. 3-5 tane zor soru da var. Ama zor sorularla uğraşmak biliyorsunuz sizi iyi bir şekilde geliştiriyor. Neyse, fazla lafı uzatmayayım arkadaşlar. Yani yapacağınız aslında iş çok basit. Analitik fasikülünü günde 4 test olacak şekilde çözün. Pazartesiden itibaren başlayın. Günde 4 test olacak şekilde çözün. Ondan sonra 4 test bitince 4, 8, 12 3. gün, 4. günde 2 test kaldı. 4. gün o 2 testi de bitirip sonra orta halli kitaba da başlarsınız arkadaşlar. Tamam? O şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya bu hafta bu analitikle ilgili, doğru analitikle ilgili şey bitsin. Önümüzdeki hafta ne yapıyoruz? Dönüşüm geometrisini anlatacağız. Önümüzdeki hafta yalnız hem konu anlatımı, yani normal sıra aynı şekilde gidecek, hem de testlerdeki çözüm şeklinde olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, ondan sonra da dönüşüm geometrisinden sonra da şey bitiyor ya. Dönüşüm geometrisinde analitik bitiyor. Süper. Ondan sonra da acil geometri yaparız orada. Tamam. Öyle yaparız arkadaşlar. Ondan sonra ne geliyor? Katı cisimler geliyor. Herhalde 2 haftaya da katı cisimler baskıya girecek arkadaşlar. Şu an yazım aşamasında herhangi bir sıkıntı yok. Ya inşallah zaman anlamında da bir sıkıntı yaşamayız. Eğer zaman anlamında da bir sıkıntı yaşarsak çember analitiğini başa alıp ona göre bir şeyler yaparız arkadaşlar. Bir düzenleme yaparız. Tamam mı? Evet, bu hafta size söyleyeceklerim bu kadar. Bol bol soru çözün. Anlamadığınız yerde konu fasiküle geri dönüp oradaki konu anlatımına bir daha bakın lütfen. Gerçi konu anlatımında anlamadığınız bir şey yoktur büyük ihtimalle. Doğru denklemi yazmayla şey yaptık. İşte eğimler çarpma, eğimler doğrular paralelse falan filan. Aslında çok az bilgi var orada ama çok soru çeşidi var arkadaşlar. Allah kolaylıklar versin sizlere arkadaşlar. Bu hafta doğru analitiğini inşallah iyi bir şekilde kavrayacaksınız. İyi bir şekilde kavrayacaksınız. Evet gençler, o zaman ne diyoruz? Burada sonlandıralım isterseniz videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.